Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sevgili ortağımla kuşlarımızı eşe atacağız arkadaşlar. Erkeklerimizin çoğunu tekli kafeslerimize ayırdık. Hatta şöyle göstereyim kısaca sayırdıklarımızda. Yukarıda malaşoğumuz var. Burası boştu yanlış bilmiyorsam. Kralı zaten güneşe attık. Burada mavimiz var, mavi spangle'ımız. Burada gri şovumuz var. Burada cam göbeği, parlament mavisi bir erkeğimiz var. Burada yeşil şovumuz var. Normalde bunun eşi var ama bunu başka bir dişiyle deneyeceğim. Kendisi şu anda hasta, zaten sezona kadar da eşe atmayacağız kendisiyle. Amaç dişiye kuluçkayı öğretmek arkadaşlar. Yani erkeğimiz ademi değil, işi biliyor. Dişiye de erkenden işi öğretecek. Şimdi totalde 10 tane kuşumuzu eşe atacağız. Japoneslerle beraber bu ay 11 tane takımımız eşli olacak. Bakın Japoneslerimiz de burada. 11. takımımız bu olacak. Diğerleri de burada. Yani teker teker sağmadan doğaçlama bir şekilde dişlerimizi alıp deneyeceğiz arkadaşlar. Daha önceden eş görmemiş kuşlar bunlar. Hatta isterseniz ilk çiftleşme ihtimali yüksek olan kuşlardan başlayalım. O da burada yeşil bir erkeğimiz var. Ona kendi soyundan gelme bir tane mor dişi atacağız. O da hemen şu arkadaki mor. Aynen arkadaki kanka. Şu mor var ya. Yukarı çıktı şimdi. Kuş bayağı var salmada. Salmadaki kuşları azaltacağız arkadaşlar. Onları buraya atacağız. Çiftleşme ihtimali yüksek. Hemen söyleyeyim. Dediğim gibi direk atalım. Erkeğimiz de kızgın. Dişimiz de kızgın. Kafes biraz zor açılıyor. Bakalım ne olacak. Ben çiftleşirler diye tahmin ediyorum. Çünkü ikisi de dediğim gibi anlaşan kuşlardı. Salmada eşlenemesi yapmıştık. Çiftleşeceklerini tahmin ediyorum. Bakalım. Az bir dakika falan izleyelim bunları. Her an kuyruk kaldırabilir arkadaşlar. Çünkü ensedeki tüylerini ve sırt kanat altındaki tüylerini kabarttı dişimiz. Erkeğin birazcık uylaması lazım. Besleme de var. Bunlar anlaştılar. Hemen direkt mavi bir dişi alalım. Çiftleşirlerse ben çekerim zaten bunları. Şimdi mavi dişimiz hangisiydi? İlk ona bakalım. Kuyruk kaldıracak mı? Aynen, kuyruk kaldıracak gibi. Buradan da ayrılamıyor şimdi. Ben sana buradan bir şey göstereyim, bulayım da. Kanka şu yemliğin üstündeki var ya mavi, bak. Bak en tarafta. O. Alttaki aynen. Daha da çiftleşiyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar, bu maaşanlarımızı alırız. Eşe attığımız gibi direkt çiftleşmeye başladı. Dişimiz bu arada daha önceden sanki çiftleşmiş gibi sapasağlam durdu tünekte. Normalde birazcık yalpalanması lazım ki zaten kralı attığımız dişi de görmüş olmanız lazım. Şuna ben bir bakayım. Aynen bu. Bunu da şu griye atalım. Bu yeşilin yavrusu. Çiftleşme hala devam ediyor arkadaşlar. Şöyle bir görsel çekeyim hatta ben kapak fotoğrafı için. 10 numara. Bakalım gri maviyi beğenecek mi? Normalde o mavi de eş seçmeyen bir karakteri vardı. Salmada ben bunları denedim. Bunlar burada çıkışıyor. Gri'nin dikkati dağıldı. Aşağıya bakıyor. Ama onlar da birbirlerine ilgi gösterirler. Şimdi başka hangileri vardı? Çıkışma ihtimali yüksek. Daha atacağım birkaç tane kuşumuz vardı. 7 tane, 8 tane daha kuşumuz var arkadaşlar. Ya bu mavi, mavi beğenmezse gri bu mavi alıp direkt şuradaki mavi erkeğimize de atabiliriz aslında. Öyle mi yapsak? Başka hangisi var buradan atabileceğimiz sağlam dişi? Eşi olmayan. Bak abi bunu atabiliriz kanka. Şu mavi var ya. Bu maviyi atabiliriz. Başka hangisi var? Yeşili atacaktım ama kuyruk kısmında olduğu için arkadaşlar tüy içinde patlamış, onu atmayacağım. Şu mavi al bak abi, arkada yerde var ya. O da çok güzel. Ondan da şokanı var. Bunu büyük ihtimalle değiştiririz ama. Çünkü erkeğin dikkati tamamen aşağıda. Bunlar üçüncü kez çiftleştiler arkadaşlar. 3 kere üst üste çiftleştiler. İlk yumurtamız haftaya bugün geliyor. Bugün günlerden ne? Bugün günlerden pazar. Haftaya pazar gece veya pazartesi sabah. En geç pazartesi öğlene kadar ilk yumurta gelecektir. Aralıksız bunlar şu anda çiftleşiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Salma kafesimizin eni bayağı bir uzun olduğu için kuşları yakalamakta bayağı bir zorlanıyoruz bu arada. Onu direkt şu yukarı yatak kanka. O maviye. Büyük ihtimalle bunlar da çiftleşeceklerdir. Bakalım. Erkek zaten kızgın. Dişi de bakalım. Dişi normalde salma yaptığım zaman birazcık baskın geliyordu erkeklere. Renk uyumu gayet güzel. Dişimiz spangle mutasyon ama silik spangle diye geçiyor arkadaşlar. Kanat desenleri biraz daha belirgin değil yani. Erkek bir şoklandı. Onlar hala çiftleşiyor herhalde. Gri de mavinin yanına geldi. Güzel. Güzel. Gayet güzel. Tamam. Onlar da çiftleşecekler. İzle şimdi. O dişi zaten normalde dinlenmeyle. O dişi mesela bu erkeğe atsam yine buna kuyruk kaldırıp anında çiftleşeceklerdi. Bunlar karakterlerinde var.
Kendi soylarından geliyor zaten. Eş seçmiyorlar. Bunlar da çift eşekler. Dişiyi görüyor musun? Erkeğin üstüne zıplaya zıplaya geliyor. Güzel. Bunlar Eylül ayına kadar, Ekim ayına kadar beraber takılsınlar. Eylül ayından sonra kendi üstüne atacağım bu erkeğe. Dişiyi başka bir şey olarak ayarlarız. O önemli değil. Çünkü bu erkek kendisiyle gayet güzel yavru veriyor. Verdiği yavrularda zaten biri bu. Diğeri de buradaki mor dişimiz. Onlarda hareket var mı? Onlarda şu anlık bir hareket yok. Bakalım ne olacak. Erkek demin deli dehşet kur yapıyordu ama şu anda birazcık duraksadı. Şunlar çift eşekler büyük ihtimalle. Dişi erkeğin üstüne gidiyor, evet. Dişi baskını sağlamaya çalışıyor ama erkek izin vermiyor arkadaşlar. Üstüne gidiyor fark ettiyseniz. Erkek izin vermiyor, ayak falan atıyor. Şimdi başka hangi erkeğimiz kaldı? Hala kovalıyor. Şu an eşe attıklarımızdan bakın. Bunlar direkt çiftleşti zaten. Onlar, bunlar bir önceki videomuzda zaten çiftleşmişlerdi. Ve bunlar da çiftleşmeye başlayacaklar bakın. Bunların ikisi de acemi bu arada. İkimiz de acemi, erkeğimiz de acemi. Daha önceden kuluçka geçirmediler. İlk eşleşmeleri arkadaşlar. Çiftleşirken yere düşme olabilir veya çiftleşme olmayabilir. Bu gayet normal. İlk kuluçkada bunlar zaten olabiliyor. O kadar önemli değil. Bunlar da adamı eşe attık, yememeye başladı. Şimdi başka hangi erkek var? Jumbolar var. Şovlardan arayalım arkadaşlar. Şovlardan. Mesela mor var. O moru hangisine atabiliriz? Başka sağlamlardan orada da var. Bakalım. Buradan bakalım. Sarılardan birini atabiliriz. Bakın mesela şu sarıyı eşe atabiliriz. O sarıyı al kanka, olmazsa bunu deneyelim. Bir de onu atalım. Güzel. Eşlemeler gayet olumlu gidiyor. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Bunlar daha önceden yavru yumurta vermemiş kuşlar çoğu. Sadece iki erkeğimiz var. Bunlardan yavrumuzu aldık. Onu maviye mi atsak, mora mı atsak? Onu mora atak ya. Gel. Sarı yüz mor belki yavru verirler. Olurlarsa. Normalde kralla beraber bundan yavru aldım. Dişi önceden kuluçka geçirdi. Güzel. Erkek direkt dikkat çekti. Dişinin yanına gitti. Dişinin de eşleteceğini çok sanmıyorum. Çünkü iki erkek eşledim. İkisine de eşleşmemişti arkadaşlar. Ama erkeğin dediğim gibi ilk kuluçkası. Büyük ihtimalle olacaklar. Bu da her an kuyruk kaldırabilir. Dişi beğendi. Güzel. Ve kuyruk kaldırıyor arkadaşlar. Ya biraz da şans olacak. Bakım zaten elimizden geldiğince iyi yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Renfret ve Versailles Lagan ürünlerini kullanıyorum ben zaten. Önceden takip eden arkadaşlarımız biliyordur. Ya, düzenli olarak kızıştırıcısını falan verdikten sonra çiftleşmeme şansı yok hayvanların. Bazı hayvanlarda eşleşme durumu oluyor. Onlarda da renk seçiyorlar. Ona da yapacak çok bir şey yok. Hayvanın istediği renkten bir tane eş ayarlamamız lazım. Bizde vardı mesela. Erkek vardı. Painted. Gri dişi istiyordu. Onda gri bir dişi ayarlamıştık. Bunlar %100 çiftleşirler. Onu da söyleyeyim. Video bitene kadar büyük ihtimalle bunlar çiftleşeceklerdir. Bunlar da gayet güzel oldular. Bunların altından gelecek yavruyu söyleyeyim. Gri ve mavi. Başka bir renk atmazlar. Atarlarsa belki DF beyaz atarlar. Tek renk. Bunlardan sarı yüz mor gelebilir ama. Ya da mor beyaz gene parçalı baba gibi atabilir. Bunlar da çiftleşeceklerdir ama. Şimdi hangi erkeklerimiz kaldı? Bu kaldı. Bunu zaten eşe attık. Onlardan hangi erkek? Bunlarda bir hareket yok. Bunlar ne yapalım? Dişi alsak mı acaba onu? Kanka olmazsa o dişiyi alak, o dişiyi getirerek başka bir erkeğe atak. Şu mavi atabiliriz. Güzel. Gri de mavi de çiftleşiyor arkadaşlar. Ya, ürünleri merak eden arkadaşlarımız olabilir. Ben buradan ismini söylüyorum. Belki anlaşılmayabilir. Bana Instagram'dan yazarsanız arkadaşlar. Aşağıya ben Instagram adresimizi yazacağım. Oradan bana ulaşırsanız yardımcı olurum. Kuş kaçtı bu arada kafesin arasında. Bir de güçten bas kanka elini. Gel. Onu direkt alana buraya at. Aynen buraya bir deneyek onu. Hadi bismillah. O mavi olmadı. O mavi hangisini atalım? O maviye başka bir mavi spangle'ımız var. O maviye de onu atalım. O da burada. O da tüylü aslında da. Gene de atak deneyek ya. Ya da göreyim atak. Ne yapsak bilmiyorum ki. Şu mavi var ya. Kalıplı. İkinci kattaki o. Onu atalım. Kuşların hepsi şu anda 10 tane kuş attıysak atıyorum arkadaşlar. 8'i 9'u şu anda eş tutup anlaştılar. Evet maviler de oldu. Onu atsan kaynan. Onu yukarıdaki mavi at. Bu dişi de birazcık baskın karakter ama bakalım. Hadi bismillah. Mavilerle mavilere çektik. Artık problem değil. Zaten sezonda dediğim gibi bunlar değişir arkadaşlar. Sürekli aynı kuşları eşlemeyiz. Farklı farklı renklerde, farklı mutasyonlarda yavrular çıkması için farklı kuşlarla eşleriz. Güzel. Bunlar zaten çiftleşmişlerdi. Şimdi kaç tane dişimiz kaldı? Bunlar da çiftleşiyorlardı. Düştüler yere şimdi. Bir. Yukarıda bir tane dişimiz var. İki. Üç. Dört tane erkeğimiz kaldı.
Bunların birazcık yuvaya alışması uzun sürecektir. Çünkü yuvanın girişi aşağıda arkadaşlar. O da problem değil, alışırlar artık. Yapacak bir şey yok. Genelde mavi renkli yavru gelir. Resesif hangisini atsak? Şimdi 4 tane dişi seçeceğiz oradan. 4 dişi. Bakalım. Yuvaya mı gidiyor? Aynen. Albino'ları atabiliriz. Gri dişimiz vardı bir tane. O nerede? Şu. Bunu da kanka, bunu da artık birini atarız. Buluruz birini. Deneye konuda. O mavi ile gri de aslında deneyebiliriz de neyse. Şimdi o griyi hangisi atalım? Onu da sen seç hadi. 1, 2, bir de burada cam göbeğim var mı? Şu parlament var mı? Hangisi? Şu an. İstediğine bak. Bak düşün. Deneyim. Zaten bunlar daha sürekli değişir arkadaşlar. Anlaşmazlarsa teker teker gezdireceğiz yuvalarda. O problem değil bizim için. Bu arada yuvaları da hazır. Yuvalarında işte mısır grönleri var şu anda. Bunlar da anlaşacaklar büyük ihtimalle. Erkek dişi çok beğendi. Beslemek istiyor. Dişi kabul edecek mi bakalım. Resesife albino mu atsak acaba? Yine altlarından resesif yavru gelir. Güzel. Dişi beğendi arkadaşlar. Olumlu bu da. Kafayı kabartıyorsa, özellikle ense ve kanat altına küyleri kabartıyorsa bu iş oldu demektir arkadaşlar. Eş seçmiş demekler. Bu erkeğe ne oldu? Bu erkeğe hangi dişi atarsa kadar yeme gidiyor. Hayvana nazar değdi. Deri dehşet kur yapıyordu. Şimdi beyazlardan birini atak. Beyazlardan şunu alak kanka. Bir de onu atak. Aynen onu atak. Başka alacağımız ne var başka buradan? Çoğu yavru zaten. Sarıyı da atabiliriz. İkisini alak olmazsa. Kuşlar birbirlerini beğendiler. Gerisi beklemekle geçecek arkadaşlar. Bakın attı keş oldu. Attı keş oldu. Attı keş oldu. Bunu atacağız şimdi. Attı keş oldu. Bunu atacağız. Bunlar belli değil şu anda. Oldular oldular. Tamam bunlar da oldular. Eş tutturmak kolay. Takviyeleri düzenli olarak verirseniz arkadaşlar. Takviye düzenli olarak vermeseydik bu hayvanlar böyle olmazdı. Ve özellikle bekleme süresi de önemli. Beyazı mı aldım? Beyazı resesifi atak kanka gel. Güzel bir beyaz takımı yapalım şurada. Güzel de yavru gelsin atlarından bakalım. Bismillahirrahmanirrahim attık. Şimdi sarıyı alalım. Sarıyı hangisini atalım? Sarıyı da senin şeye atalım. Senin beğendiğin parlament mavisi var ya. Onlardan da güzel sarıyız mavi bir tane. Lacivert hatta bir yavru gelebilir. Deneyelim. O da orada takla atıyor. Bakın iki takım da oldu arkadaşlar. Gözünüzün önünde bakın. Çok güzel kurulaşıyorlar. Buradaki kafeste kuşların birazcık yuvaya alışması uzun sürebilir. O problem değil. Bekleriz. Acelemiz yok zaten. Aynen. Onu direkt maviye at kanka buraya. Ya, kuşlar gayet güzel oldu. Bakalım. Bu zaten buraya getirdiğimiz günden beri kendi kendine kurulaşmalar yapıyor. Eşe atmadığımız bir tane mi kaldı? Yakıştılar bu arada. Dişi baskın gelmeye çalışıyor arkadaşlar. Dişi normalde yeşil renk seviyor bakın. Sevdiği rengi de söyleyeyim. Şu erkeğe veya buradaki erkeğe atayım anında çiftleşir. Beğenmezse eş değişikliği yaparız. O problem değil. Şimdi bir tane erkeğimiz kaldı herhalde. O da mavi. Ona da hangisi atak? Daha burada maviydi. Beyaz mı atak ona da yoksa? Bak şunları atabiliyoruz. Tamam bak şu mavi var. Bu mavi var. Arkadaki mavi var. Bir de şu beyaz var. Üç maviden benim mi atak yoksa? En arkadakini mi atsak? Hangisi astuydu? Bu öndeki astuydu. Bak bu öndekini atabiliriz. Veya şu. Bu ikisinden birini seç hangisini istiyorsan. Öndekilerden. Tüy dökümü az olan hayvanlardan seçiyoruz arkadaşlar. Bu da salmada yemlememiş gibi geldi. Burada yemiyor şimdi. Erkek dişiye değil de mama daha kuruyordu dişi izin vermediği için. Bence gayet güzel eşleşmeler oldu arkadaşlar. Bakın şovları eşledik oldu. Şovla kırık şov eşledik oldu. Şovları eşledik oldu. Onu da buradaki jumbo'ya atalım. Bunların da yine ilk eşleşmeleri arkadaşlar. İlk eş atırmaları bakalım. Ya kümesten her renk yavru çıkacak arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Çünkü bütün renklerden var neredeyse. Başka kalmadı herhalde. Yanlış görmeysem. Bunlar oldu. 1, 2. Ha bunlar da oldu. Bak bunu alacak gel. 3, 4. Maviler de oldu. 5, 6. Onlar belirsiz. Arkadaki 3'ü de oldu. 9 tane, 10 tane kuş eşi attık arkadaşlar. 9 tanesi eş oldu bakın. Dişi kuyruk kaldırıyordu.
Bunlar zaten muazzam anlaşılıyor. İki yuvaya gidiyor bak. İlk yumurtayı bunlar bırakacak. Güzel. Bunlar da güzel oldular. Güzel güzel. Normalde yavru bekleyenler vardı. Ekim ayı gibi olur diyordum ama büyük ihtimalle Eylül Ekim'e kadar en kötü bir 30 tane yavru sizlere sahiplendireceğiz arkadaşlar. Yani şu an eş olmayan bu takımım var. Diğerleri komple eş oldu. Anlaştılar yani. Bunlar da dursunlar. Belli olmuyor. Bazı hayvanlar 2-3 gün sonra açılıyor. Bazıları 1 hafta sonra açılıyor. Bakın deli gibi kur yapıyor. Ama şu anda bir hareket yok. Spangınlar da genel şekilde gayet güzel anlaştılar. Sonra erkeğimizi göstereyim. Dişideki hareketsizlik de belki erkeğe tetikliyor olabilir arkadaşlar. Kur yapmamasına. Bunlar eşten çıkınca ayrılacaklar. Yani durumlar böyle arkadaşlar. Eşleri attık. Gelişmelerden sizlere haberdar ederiz. Misafirimiz geldi. Videonun sonuna gelelim. Bayağı bir uzun oldu zaten. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerden ricam kanalımıza abone olabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bize çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.